Herkese merhabalar arkadaşlar. Sayısal mantık problemleri çözümleriyle karşınızdayız. Öncelikle bu problem türleri kişinin kendi muhakeme yeteneğiyle, becerisiyle, kendi yeteneği, kendi zekasıyla çözebileceği problemlerdir. Açıkça söylemek gerekirse öğretmen etkisinin en az olduğu problemlerdir. Bazı teknik ve taktiklerle çözülebilir, tamam eyvallah, ama bu teknik ve taktikler bile kişinin kendi başına düşünerek, irdeleyerek bulabileceği taktiklerdir. Bu tarz problemlerden ne kadar çok çözülürse açıkçası o kadar iyi olur. Ben de bu yüzden bu konuda çok fazla örnek çözebilmek adına bir oynatma listesi oluşturuyorum. Herkese iyi seyirler. Videonun sonunda size yararlı bir ders olduğunu düşünürseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. Evet, dersimize başlayalım. Birinci soru. Öncelikle demiş ki bir yuvarlak ve üçgenin toplamı kare yapıyor ve yuvarlaktan üçgeni çıkardığımızda bir üçgen kalıyor. Buna göre demiş aşağıdaki ifadenin değeri kaçtır? Öncelikle arkadaşlar şurada ikinci verdiği şekillerle verdiği denkleme bakarsak aynı denklem çözer gibi üçgeni karşıya atarsak eksi üçgen karşıya geçerse ne olur? Artı üçgen. Üçgen artı üçgen de iki tane üçgen yapacaktır. Bir yuvarlak iki tane üçgene eşitmiş. Madem öyle, yukarıda gördüğümüz denklemde yuvarlak görülen yere iki tane üçgen yazarsak 2 üçgen artı bir tane daha üçgen eşittir bir tane kare yapıyormuş. Dolayısıyla bir kare neymiş? 3 tane üçgen. Bunu da bulduk. Artık hepsinin üçgen cinsinden yazılımını biliyoruz. Karenin 3 tane üçgen, dairenin 2 tane üçgen, üçgen de zaten bir tane üçgen. Yerlerine yazalım şu ifadede. Bir tane kare 3 tane üçgendi. Artı bir tane daire 2 tane üçgendi. Bölü bir tane üçgen. Yukarısı ne yaptı? 5 üçgen bölü bir tane üçgen, üçgenler birbirini götürürse doğru cevabın 5 olduğu görülecektir. İkinci sorudayız arkadaşlar. Sorumuz bu. Bir çemberin içerisine, bir dairenin içerisine yine çeşitli yarım çeyrek ve 3 bölü 4 çeyrek dairelerin işlerini de sayı yazarak karşıdaki işlemi oluşturmuş. Şimdi buraya bakacak olursak 4a artı 4a demiş. Bu a'lar neyin içinde yazılı? Yarım dairenin içerisinde. Yarım daire varsa içindeki sayıyı 4 ile çarpmış. Şuraya bakıyoruz. Bir tane bakın çeyrek daire var. Çeyrek daire varsa bunu neyle çarpacakmışız arkadaşlar? 2 ile çarpıyormuşuz. Ve 3 bölü 4 çeyrek var. 3 bölü 4 çeyrek yani %75'lik bir daire var. İçindeki sayıyı da neyle çarpmış? Bakın burada 6 ile çarpmış. Çarpı 6 diyebiliriz. Bir de dışta bir tane çember var. Bu çemberde iki tane yarım ettiği için tam çembere adam 8 ile çarparak şuradaki işlemi oluşturmuş. Peki örnek olarak da burada bir tane vermiş. Mesela deneyelim oluyor mu? Burada sağlamasını yapmamızı istemiş. Tam çemberi neyle çarpıyorduk? 8 ile. Dolayısıyla 8 çarpı 1 artı 3 bölü 4'ü neyle çarpıyorduk? 6 çarpı 1 ile çarpıyorduk. Bunlar 2 tane olduğu için çarpı 2 diyebiliriz. Artı bir tane de çeyrek var. Onu da 2 çarpı 1 ile çarpmış. Tamamı yarım daire içerisinde olduğu için bunu da 4 ile çarpmamızı istiyor. Peki devam edelim. 4 çarpı içerisinde ne oldu? 8 artı 12 artı 2 oldu. Şurası kaç arkadaşlar? 22. 4 kere 22 kaç yapar? 88. Doğru mu çalışıyor sistem? Doğru çalışıyor. Peki biz kendimiz artık alttaki işlemin sonucunu sorduğu için kendimiz yapalım bunu. Şu içeride bir tane 2 var ve çeyreğin içerisinde olduğu için 2 çarpı 2 dedik. Artı bu 3 bölü 4'ün içerisinde olduğu için 6 çarpı 2 dedik. Artı 2 tane, bakın burada 2 tane aynı şekilden var. Ve yarım çember içerisinde olduğu için de 4 çarpı 2 diyeceğiz. Peki bunu neyle çarpmamız lazım? Bu çeyrek çemberin içerisinde olduğu için tamamı, bunu da kendimiz 2 ile çarpmamız gerekiyor. İşlemi yapacak olursak 2 çarpı 2 kere 2 4, 6 kere 2 12, 2 çarpı 4 8, 8 çarpı 2 16 diyeceğiz. 4 ile 16'yı topla 20, 12 ekle 32, dolayısıyla 2 çarpı 32 doğru cevap neymiş arkadaşlar? 64'müş diyeceğiz. Üçüncü sorudayız. Yukarıdaki şekil dizisinde soru işaretinin yerine hangi şekil gelmelidir diye sormuş. Şimdi ilk şekil buymuş. Sol en alt köşede ABC var, sağ en alt köşede DEF var. Sonra ikinci şekle geçerken B bir birim sağa gitmiş, buradaki D de bir birim sola gelmiş. C çapraz olarak bir tane çıkmış, buraya C yazılmış, burada B vardı, burada D vardı.
Peki A nereye gitmiş arkadaşlar? A da bir birim yukarı çıkmış. De, bakalım burada ne olmuş? E bu sefer bu tarafa gelmiş. Ve F de bir birim yukarı çıkmış. Demek ki F bir birim yukarı hareket ediyor. Şuraya bakalım. F yine buradayken bir birim yukarı hareket etmiş. Demek ki bir sonraki şekilde F en üstte olacakmış. Yani en üstte F olmayanları eleyebilirsiniz artık. Doğru cevap A, B veya C'den bir tanesi. A'ya bakalım. A ikinci şekle geçerken bir birim yukarı kaymıştı. Üçüncü şekle geçerken de bir birim yukarı kaymış. O zaman dördüncü şekle geçerken de bir birim yukarı kayacak. Sol en üst köşede A olmayanları da silebilirsiniz. Bakalım hepsinde A var. Peki güzel. Peki bu C ne yapıyor? C arkadaşlar bir birim sağ çapraza ilerlediğinde üçüncü şekilde gene bir birim daha ilerlemiş. O zaman dördüncü şekilde F'nin yanına gelmek zorunda olacak. Bu yüzden A şıkkına da elveda diyebiliriz. E hangi hareketi yapıyordu arkadaşlar? E sol çapraza doğru çıkıyordu. Bakın buraya çıkmış. Üçüncü şekilde de yine buraya gelmiş. Bakın burada. Demek ki dördüncü şekilde de A'nın yanına gidecek. A'nın yanında E var mı? İki şekilde de var. Peki bunlar yetmedi. B bir birim sağa kaymıştı. D de bir birim sola kaymıştı. Üçüncü şekle bakıyoruz. B buradayken buraya gelmiş. D buradayken buraya gelmiş. Artık dördüncü şekilde ne olacak? B bir birim daha sağa kayacak. D de bir birim sola kayacak. Yani D sola en alt köşede. B ise sağ en alt köşede olacak. Hangi şıkta doğru olarak verilmiş? C şıkkında. Dördüncü sorumuzdayız. Üç tane üçgen vermiş. İki tanesindeki sayıları biliyoruz. Üçüncünün içerisindeki soru işareti nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada bir sistem kurmamız lazım kendimiz. Mesela 10, 4, 8 sayıları var. İçeride 5'i yazmış. Ben dışarıdakilerden içeridekini elde edebilir miyim diye bir düşünelim. 4, 8 ve 10 sayıları mesela ben 4 ile 10'u çarpsam ne yapar? 40. Bunu alttaki sayıya bölersem 40 bölü 8 eşittir 5. İçeridekini verdi. Aynı sistem sağ tarafta da oluşuyorsa demek ki doğru bir sistem kurmuşuz diyebiliriz. 4 çarpı 16 eşittir 64. 64'ü de alttakine bölelim. 64 bölü 2 eşittir 32 diyeceğiz. A verdi içeridekini. Demek ki alttakine de aynısını uygulayabiliriz. Yapalım o zaman. 8 ile 9'u çarpacağız. 72. 72'yi de altta tabanda verilen sayıya böleceğiz. 6 72'yi 6'ya bölersek 12 cevabını buluruz. Doğru cevap Ceyhan'mış deriz. 5. sorumuzdayız. A eşittir 2B demiş. 2B peki bu bize pek bir şey canlandırmıyor. İkincisine geçelim. Bu sefer şuradakini buradan bölmüş arkadaşlar bakın. A eşittir B artı 2C demiş. Pekala üçüncüye bakalım iyice fikir elde edinelim. A eşittir 6D demiş. Şekiller değiştikçe harfler de değişiyor. Dördüncü şekildeki A'nın cevabı nedir diye soruyor. Şimdi bu A'yı aslında alan gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Mesela şuradaki altıgenin yarısına B demiş adam. Buraya da B demiş dolayısıyla. Alan eşittir. İki tane B'den oluşuyor demiş mesela. Bu sistem yandaki şekle uyuşuyor mu? Bir bakalım. Buraya biz B demiştik. Sonra B'yi de tam ortadan ikiye ayırmış. Bakın az önceki B'yi ortadan ikiye ayırmış. Ve bunlara da CC desek. Böylelikle alan ne olur? B artı iki tane de C olur. Sistem çalışıyor. Üçüncüye bakalım. Madem bu şekilde devam edeceğiz. B'yi de az önce burada olan B'yi 3'e bölünce de buraya C, pardon buraya D, buraya D, buraya D hepsine D demiş. Hepsi eşit büyüklükte. Alan eşittir 6 tane D demiş. Artık sistemin bu olduğunu anladık. Pekala şurası neydi? D. Yandaki şekiller. Burası da D'ydi. Burası da D'ydi. Üstteki şekilden de indirirsek bakın burası C, burası C'ydi. O halde A ne olur arkadaşlar? 3 tane D artı 2 tane C olacaktır. Doğru cevap hangi şıkta verilmiş? A şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Evet, sırada 6. soru var. 6. soruda bize şunu söylemiş. Arkadaşlar şu şekli vermiş. Karşısına bir ok çıkarıp çarpı 4 demiş. Peki bu şekli vermiş. Karşısında bu şekilden çarpı kaç tane var demiş. Aslında bu şu manaya geliyor. Şunlara birim küp dersek arkadaşlar. Birim küp dersek. Soldaki şeklin kaç tane birim küpten oluştuğunu istemiş aslında bizden. Mesela ben bunları şöyle birleştirsem, bunu şöyle birleştirelim. Bakın, ben bunları şöyle birleştirsem arkadaşlar, şunu da şuradan indirirsem, şöyle. Bakın bu şekilde daha net görünüyor. Şurada bir tane,
küp var. Burada bir tane, burada bir tane, burada bir tane. Toplam 4 tane küpten oluşmuş diyebiliyoruz. Peki alttaki şekli aynısını uygulasak. Şu noktaları hemen birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Sınav esnasında eğer bu tarz sorular gelirse siz de şeklin üzerine mutlaka çizim yapın arkadaşlar. Şunu kaldıralım. Şu şekli şununla birleştireceğiz. Şunu şununla birleştirelim. Evet. Şöyle birleştirelim arkadaşlar. Fazla kalmadı, az kaldı. Şunları da birleştirirsek sanırım tamam olur. Evet. Şimdi bu şekilde saymak daha kolay. Mesela şu arka yüzde 3 tane üst üste var. 3 tane de yan yana var değil mi? 3 çarpı 3'ten arka taraftaki kısımda 9 tane var. Burada da aynı şekilde 9 tane var. 9 artı 9'dan arkadaki şekilde yani şu büyük olan kısmında 18 tane varmış. Peki şurada kaç tane var? 3 tane arka arkaya dizmiş. 3 tane yan yana dizmiş. Yine 3 çarpı 3'ten eşittir 9 tane vardır diyebiliriz. Şuradaki şekilde 9 tane. Arkadaki büyük olan cisimde ise yine 9 tane vardır diyebiliriz. Pardon 18 tane var saymıştık biz orayı. 18 tane vardır. Toplamda kaç tane küpten oluşmuştur arkadaşlar? 18 artı 9'dan 27 tane küpten oluşmuştur. Ve doğru cevap Bursa'dır diyebiliriz. 7. sorumuzdayız. Küpün tamamlanması için aşağıdakilerden hangisi şekle eklenmelidir demiş. Yine bu tarz soruları çözerken şekli tamamlamaya gidebilirsiniz. Şu şekilde şekli biz tamamlayabiliriz. Bakın şu şekilde çekelim. Doğrusal olsun çektikleriniz. Yanılma payı vermeyin arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Tabii renkli kalem olduğu için daha düzgün görünüyor ama sınavda siz eminim bunları yapacaksınız. Evet. Bakalım hangi şekil ortaya çıkıyor. Şuraya bir tane küp lazım. Bunun hemen sağına bir tane küp lazım. Hemen arkasındakine bir tane küp lazım. Ve bu ortadakinin de altına bir tane küp lazım. Yani şu şekilde bir küpümüzün olması gerekiyor. Bizim bu şekil hangi şekilde verilmiş arkadaşlar? Bakınız D şıkkında şu şekilde bir küp verilmiştir diyebiliriz. 8. sorudayız. Yukarıda hazırlanan bir küpün karşılıklı yüzlerdeki toplam nokta sayıları eşit olacak şekilde noktalar konulmuştur. Buna göre yukarıda açılmış hali verilen küpün bu özelliği sağlaması için hangi yüzlerin yer değiştirmesi gerekir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda hemen bakın bu benim taktiğim. Şunu şöyle yapabiliriz. Bir kere şu zarın üzerinde bu zar açılımıdır değil mi? Zarın üzerinde hangi sayılar var? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 var. Hemen bunları topluyorsunuz. 6 çarpı 7 bölü 2'den 21'dir bunların toplamı diyebiliriz. Ve diyor ki karşılıklı yüzlerinin toplamları eşit olsun diyor. Madem öyle hemen 21'i karşılıklı kaç tane yüz var? 3 tane. 21'i 3'e bölersiniz 7. Yani karşılıklı yüzlerdeki sayıların toplamı 7 olsun istiyor. Şimdi bizim elimizde hangileri vardı? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 vardı. Ben bunların hangilerini toplarsam 7 yapar. Bakın 1 ile 6'yı sonrasında 2 ile 5'i ve 3 ile de 4'ü toplarsam 7 yapacaktır. Şimdi küpte hangilerini eşleştirmiş? 1'in karşısında ne var? Araya bir boşluk bırakıyorsun 5 var. 1'in karşısında 5 var. Peki 3'ün karşısında ne var? Araya bir boşluk bıraktık 6 var. 3'ün karşısında 6 var diyeceğiz. Şu şekil sanırım olmadı. 1'in karşısında 5 vardı. Evet. 3'ün karşısında ne var arkadaşlar? 6 var. Pekala. 2'nin karşısında ne var? 2'nin karşısında da 4 var. Evet. Şimdi şıklardan deneyerek gidelim. 1 ile 2'nin 4 ile 6'nın yerini değiştirsek. Şimdi 1 ile 2'nin yerini değiştirirsek burası 2 olur. 2'ye 5 olur. 1 ile 2'nin yerini değiştirelim. Şöyle 1'e 4 olur. 4 ile de 6'nın yerini değiştir demiş. Şu 4 yok artık. Bunun yerine 6'yı koy diyor. Şunun yerine de 4'ü koy diyor. Buradaki değişmesin. 2 ile 5, 3 ile 4, 1 ile 6 bizim aynı bulduğumuz şekildeki gibi ilk çıkta karşımıza çıktı. Cevap Adana'dır diyebiliriz. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoların devamı en kısa süre içerisinde kanalıma yüklenecektir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Umarım sağlıklı ve güzel bir ders olmuştur sizin için. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.